Ee, ...hastaların bana öğrettiği bir şey var... Evet. Ee, ...Meral Hocam... ...yani benim diz protezi yaptığım... ...ya da dejeneratif kireçlenmiş dizde... ...tedavi uyguladığım hastaların... ...hep çocukları... ...özellikle kızları... ...aman hocam biz böyle olacak mıyız... Evet. ...diyorlar... Ee, ...aslında bunlara... ...çok kesin bir laf belki ama... ...evet böyle olma ihtimaliniz yüksek... ...diyorum ben de... Ee, ...burada işte... Önleme açısından işte o anti aging dediğiniz e, diskireçlenmeden kireçlenmeden kimler gelsin deyince herhalde birinci sırada anneleri babalarında diskireçlenmesi, kireçlenmesi, eklem kireçlenmesi olan hastalar geliyor. Çok doğru. Evet. Peki hocam e, burada diskireçlenmesi kireçlenmesi olan insanlar tabii ki öncelik muayene. Evet. Ama bazı tetkiklerden geçiriyoruz herhalde. Rutinde siz ne tür tetkikler yapıyorsunuz bu hastalara? Şimdi tabii hastayı önce dediğiniz gibi muayenesini yapıp değerlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra e, grafiler çekilebilir e, ve MR çekilebilir. Tabii MR şu anda günümüzde ben de çok yaygın olarak kullanıyorum. Diz eklemindeki her türlü şeyi ortaya koyuyor. Ama tabii Hı -hı. bazı durumlar var ki özel e, grafiler çekilmesi gerekiyor tabii yani grafi ve eee MR'la e, ve muayene ile tanımızı e, kesin olarak koyup Ko ondan sonra tedavi Şimdi bu